Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, size İngiltere'den sesleniyorum. Konuşmamı İngiltere'nin Newcastle upon Tyne isimli bir sahil şehrinden yapıyorum. Kuzeydeki şehirlerinden birisi, Londra'dan bir hayli kuzeyde. İsveç'in Malmö şehri hizasına, Danimarka'nın Kopenhag'ı hizasına falan geliyor. Havalar serin gidiyordu buralarda ama bugün çok güzel bir efendim güneşli gün oldu. Size bu konuşmamda birinci hadis olarak İmam Müslim'in, Müslim İbni Kuteybe'nin efendim rivayet ettiği bir hadisi şerifle başlamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, biliyorsunuz İmam Müslim hadis alimlerinin en muhteremlerinden, en sağlıklı sahih hadisleri rivayet edenlerden birisidir. Buyurmuş Peygamber Efendimiz, onun kitabında rivayet ettiğine göre, men istefa'a minküm en yenfa'a ehahu el yenfa'hu. Sizden biriniz ey Müslümanlar kardeşine yardım etmeye güç yetirebilirse, yardım etsin, faydalı olmaya gücü yeterse faydalı olsun. Burada kardeşten maksat dindeki kardeşliktir. Efendim, imandaki birlik ve beraberliktir. Bütün Müslümanlar birbirlerinin kardeşi olduğundan efendim böyle ifade buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki Müslüman bu hadisi şerifle Peygamber Efendimiz tarafından Müslüman kardeşine yardımcı olmak, faydalı olmakla efendim görevlendiriliyor. Faydalı işler yapmaya teşvik ediliyor. Zaten herkesin bildiği, duymuş olduğu bir hadis-i şerif var. İnsanların en hayırlısı insanlara, efendim halka en faydalı olanıdır diye de onu biliyoruz. Demek ki Müslüman olarak elimizden geldiğince çevremize faydalı olma çalışacağız. Zararlı olmamaya, fayda sağlama, menfaat sağlama, yani başkalarına menfaat sağlama çalışacağız. Diğer bin olacağız. Yani başkalarını kayırıcı, kollayıcı, iyilik yapıcı olacağız. Efendim, elimizden ne türlü iyilik gelirse onu yapacağız. Tabii faydalı olmanın çeşitleri sayılamayacak kadar çoktur. Say sayabildiğin kadar faydalı çalışmaların hepsini sıralayabiliriz. Ama bunların önceliğini düşünecek olursak, Müslüman kardeşine bir Müslümanın yapacağı en faydalı efendim yardım, onun Allah'ın rızasını kazanmasına sebep olmaktır. Yani böyle bir şey yaptırmalı ki Allah o kardeşini sevsin. Yaptığı zaman, o yaptırdığı işi yaptığı zaman Allah da onu sevsin. Böyle bir şey çok uygun olur. Allah'ın rızasını, sevgisini, hoşnutluğunu kazanmaya sebep olacak bir iş. Tabii bu da en başta insanın salih bir insan olması, doğru yola girmesi, iyi bir Müslüman olması olduğu için başka Müslüman kardeşlerinin dinini öğrenmesi, iyi Müslüman olması, salih bir insan olması, mükemmel, olgun bir Müslüman olmasını sağlayıcı yardımlar, sağlayıcı çalışmalar, eğitimler, irşatlar en faydalı çalışmalardır. Çünkü sonuç itibariyle eğitilen, irşad edilen, uyarılan insan iyi insan olacak ve cennetlik olacak, cenneti kazanacak. Kötü insan da yaptığı kötülüklerin cezası olarak cehenneme gideceği, cehenneme atılacağı, yakılacağı için onu yakılmaktan, cehenneme itilmekten, atılmaktan, azap görmekten kurtarmak çok büyük bir menfaat, çok büyük bir fayda oluyor. En başta gelen şey bu. Onun için aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, sevgili kardeşlerim, evvela kendimize ve etrafımızdaki yakınlarımıza, eşlerimize, çoluk çocuğumuza, akrabamıza başlamak üzere, onlardan başlamak üzere, efendim ve enzil aşiretekel akrabin diye ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz'e en yakın aşiretlerini, sana hısım olan kabileleri İslam'a çağır diye yakınlık sırasına göre öncelikle onlara hitap etmelerini buyurduğu gibi Allahu Teala Hazretleri, biz de bizim emrimiz altındaki, korumamız altındaki, himayemiz altındaki, bizim çatımız altındaki insanlardan başlayarak, yani eşimize, çoluk çocuğumuza, halamıza, teyzemize, evimizde barındırdığımız kimselere, gücümüz yeten, bizi sayan, bizi seven, hatırımızı kollayan kimselere, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, hemşehrilerimize derece derece halka halka faydalı olmak için çalışmalıyız.
Önce onları doğru yola çekmeye çalışmalıyız. Çünkü iman en önemlidir. İman olmadıktan sonra dünya malının, servetinin, zenginliğinin, rahatının, efendim, rahavetinin, refahının da kıymeti yoktur. Önce efendim insanın mümin olması lazım. İsterse ondan sonra hayatı meşakkatlerle, imtihanlarla dolu olsa bile önemli değil. Sonunda cennetlik olacaktır. Sahabe-i kiram, Enbiyaullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere Allah'ın bütün sevgili kulları biliyoruz ki hayatlarında sıkıntılar içinde yaşadılar. İslam'ı yayarken, öğretirken, Allah'ın emirlerini tutarken, uygularken çok sıkıntılar çektiler. Sıkıntı çekilebilir. Önemli değil. Tabii biz zayıf kullarız, sıkıntıyı istiyoruz efendim, kabadayılık yapıyoruz manasına değil. Gelirse gelsin korkmam gibi bir efelik yapma durumunda değiliz ama insan sıkıntılara da katlanabilmeli, sabırlı olmalı ama sebatlı olmalı, gayretli olmalı. İnsanları doğru yola çekmeye çalışmalı. Tabii doğru yola çekmeye çalışan insanların başında mürşidi kamiller geliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanları irşat vazifesini güzel güzel efendim devam ettiren Peygamber Efendimizin emri üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki el ulema'u veresetül enbiya. Peygamberlerin varisleri, onların vazifesini devam ettiren manevi varisleri alimlerdir, şeyhlerdir, mürşid-i kamillerdir, evliyaullah'tır, arif kullardır. Efendim İslam'ı bilen, fıkhı bilen, Kur'an'ı bilen, imanı bilen, efendim hakkal yakın imana sahip olan insanlar başkalarına bunu öğretmek için çalışan kimseler. Bunlardır. İsim olarak söylemek gerekirse Mevlana'lardır, Yunus Emre'lerdir, Eşrefoğlu Rumilerdir, Hacı Bayramı Velilerdir, Hacı Bektaşi Velilerdir, İbrahim Hakkı Erzurumilerdir, İsmail Hakkı Bursevilerdir, efendim Abdülahad Nurilerdir vesaire vesaire nice nice efendim Aziz Mahmud-u Hüdayilerdir, nice nice mübarek kullardır. En büyük fayda insanı mümin yapmaktır. Ona yapılabilecek en büyük iyilik onu İslam'a çekmektir. Onun hidayetine vesile olmaktır. Bu bir. Tabii derece derece başka türlü faydalar da sağlanabilir. Mesela açsa yemek ikram edilir, yiyecek verilir, maddi yardımda bulunulur. Efendim hastaysa tedavisine koşulur. Efendim çok çoluk çocuğu fazlaysa efendim işte onun geçimine yardım edilir. Mesela amcası Ebu Talib'in çocukları çok diye Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına evlatlık gibi efendim almış. Ebu Talib isimli amcasının oğlu. Birisini o almış, ötekisini Cafer-i Tayyar Efendimiz almış. Derken böyle paylaşarak çocuklara geçim yükünü hafifletmeyi düşünmüşler. Yani bu da bir sünnet. Bu da böyle fazla çoluk çocuğu olan insanlara yardımcı olmak da efendim bir sünnet oluyor tabii. Böyle maddi yardımlar olabilir. Efendim açsa yedirilir, çıplaksa giydirilir, soğuktan korunur, açlıktan korunur, efendim hastalıktan korunur. Bu da maddi yardımların böyle bazı örnekleri, çeşitleri çoğalabilir bunların. Peki bir adam zalimse, bir adam günahkarsa, bir adam ayyaşsa, sarhoşsa, kötü huyluysa, fenaysa, kavgacıysa vesaire, hani hatırınıza gelebilen kötü şeyleri sıralayın aklınıza. Ama Müslüman da işte iyi eğitim görmemiş, huyları kötü filan, etrafına zararlı oluyor. Peki ben buna nasıl fayda sağlayabilirim? İteyim kenara, atayım, sileyim defterden, bununla hiç konuşmayayım, hiç ilgilenmeyeyim denilebilir. Ama İslam böyle demiyor. Onunla gene ilgilenecek Müslüman, onun zulmünü engellemeye çalışmak da bir yardımdır. Bir adam günah işliyor, onun günah işlemesini engellemek de ona yardımdır. Çünkü günaha girmeyecek. Bir adam zulüm yapıyor, zulmünü engellemek, o da ona yardımdır. Efendim, hatta meşhurdur. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde nasıl buyurmuş? Kardeşiniz zalim de olsa ona yardım ediniz. Yani Müslüman kardeş demek istiyor. Zalim de olsa yardım ediniz, mazlum da olsa yardım ediniz. Demişler ki ya Resulallah, mazlum olunca yardımına koşalım, ezdirtmeyelim. Efendim zulümden kurtaralım, gadirden kurtaralım. Ama zalimken nasıl yardım edeceğiz yani? Gidip de biz de mi dövülen insana bir yumruk patlatacağız, kafasına bir efendim balyoz indireceğiz? Hayır. Zalimin zulmünü engellemek ona yardımdır, diyor Peygamber Efendimiz. Bu çok önemli bir noktadır. Demek ki bizler şimdi
yaşadığımız devirde, yaşadığımız çevrede, ülkemizde, vatanımızda, efendim bölgemizde, şehrimizde, kasabamızda, köyümüzde, demek ki herkese böyle bu tarzda yardımcı olabiliriz. İyi Müslümansa, iyi insansa, efendim bakarız ne gibi yardıma ihtiyacı var, yardımcı oluruz. Kötü insansa, kötülükten onu kurtarma, iyi insan yapmaya çalışırız. Bu da bir yardım. Bu da az bir şey değil. Bu da önemli, bu da sevaplı. Sonunda kötü bir insanı iyi bir insan yapabilmek, efendim, çok güzel bir şey. Onun için, yani zalimler, malimler, hani bazen Müslümanlara çatıyorlar, efendim, Müslümanlara, efendim, yan gözle bakıyorlar, işte, bize karşı çıkıyor, bize muhalefet ediyor ve filan. Sevinsinler, aslında biz onlara iyilik yapmak istiyoruz, onları günahtan kurtarmak istiyoruz. Yani bizim kötü insanlara karşı da duygularımız güzel. Kötü, zalim insanlara karşı da bizim yapmak istediğimiz şey onların iyi insan olması, günaha girmemesi, cehenneme düşmemesi, cenneti kazanmasıdır. Bu da bir çeşit yardım. Demek ki yardımın aklı hayale gelmeyen başka çeşitleri de olabiliyor. Yani ilk başta hemen dinleyicinin hatırına gelmeyecek şekillerde de yardımlar olabiliyor. Zalimse zalime zulmünü yaptırmamak. Rüşvetçiyse rüşvetçiye rüşveti aldırtmamak. Efendim bilmem kaytarıcıysa işin doğru düzgün yapmayan efendim bir kimse ise onu hizaya getirmek, yola getirmek, efendim nizamı alemi sağlamak, o da bir yardım oluyor. Onun için Müslüman gece gündüz çalışmalı. Toplumun faydasına çalışmalı, insanların doğru yola gelmesine çalışmalı, İslam'ın hakim olmasına çalışmalı, imanın kuvvetlenmesine çalışmalı, Kur'an'ın öğrenilmesine çalışmalı, efendim İslam'ın cihanın her yerine yayılmasına, payidar olmasına çalışmalı. Şimdi size buradan İngiltere'den hitap ediyorum. Almanya'dan buraya geçtim. Bir hafta kadar oldu. Burada bakıyorum 200 aile, 500 aile efendim veya kişi neyse efendim Türk olduğunu söylüyorlar. Bazılarıyla tanıştık. Efendim bu kardeşler memnun oldular benim buraya geldiğimden. Efendim kardeşlerimizin durumlarını inceledim. İş güç sahibi olanlar var. Çoğu İngilizlerle evlenmiş. Hanımları bazılarının Müslüman olmuş. Bazıları elhamdülillah geldiler bizim karşımıza. Bizim karşımıza Müslüman oldular. Kayınvalidesi, kayınpederi İngiliz geldi. Efendim biz de anlattık. Müslüman oldular. Bazılarının nikahlarını tazeledik. Efendim görüyorum ki çok hizmet var. Yani hizmet edecek insana ihtiyaç efendim çok fazla. Hani bizim televizyonlarda bizim ülkerci kardeşlerimizin şeyi var. Güzel bir reklamı vardı. Önce güneş, hava, su, sonra bol gıda gelir. Akşama babacığım unutma ülker getir diye. Efendim böyle şeyli, nameli bir şey. Yani önce insana hava, güneş, su değil, önce insana iman lazım geldiğinden imanı öğretecek kimseler, hocalar lazım. İmanın uygulanacağı müesseseler öğretileceği yerler lazım. Önce cami lazım. Caminin de kuru, kubbeli, namaz kılınıp kapısı kilitlenen bir mekan olmaması lazım. Caminin mektep olması lazım. Caminin irfan kaynağı olması lazım. Caminin eğitim efendim mekanı olması lazım. Her çeşit güzel eğitimin orada olması lazım. Sohbetin orada olması lazım. Camiler, koca koca mekanlar. Şimdi biz burada İngiltere'de bir mekan sahibi olalım diye milyonlarca lira vererek yer alıyoruz. İşte o da nihayet 2,5 katlı efendim şu kadar odalı bir yer. Halbuki dedelerimiz camiler bırakmışlar bize, medreseler etrafında yan efendim binaları vesaire. Biz bunları işletmiyoruz. O medreseleri işletmeliyiz. O efendim kurulmuş efendim yan kuruluşları çalıştırmalıyız. O mekanlardan istifade etmeliyiz. Yani çok büyük nimetler ama elimizdeki nimetin kıymetini bilmiyoruz. Diğer gurbette insan onlar olmayınca anlıyor. Çocuklarımızı eğitecek yerler lazım. Efendim ibadet edecek yerler lazım. Mesela bu geldiğimiz yerde bir efendim Türklerin devam edeceği şöyle bir cami yok. Geçtiğimiz cuma Pakistanlıların camiine gittik. Güzel. Dinledik. Namazları kıldık. Namazdan sonra salatü selam getirdiler. Biz de dinledik. Hoşumuza gitti. Gözlerimiz yaşardı. Ama birçok şeylerin de lisan farkından dolayı anlayamıyor insan. Yani bir ırkçılık, ayrımcılık değil ama bizim kardeşlerimizin bir ibadet yerinin olması lazım. Demek ki burada bir cami açmak da onlara en faydalı işlerden birisi. Önce cami mi açılmalı, mektep mi açılmalı? Önce cami açılmalı, cemaat toplanmalı. Çünkü cami ve cemaat olunca
cami ve cemaat her türlü müesseseyi kurar. Aşk olunca, cemaat olunca, cemaatin şevki olunca onlar geriye kalan öteki işleri de yaparlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman ilk önce camiyi yaptı. Namaz kılınan herkesin toplandığı yeri yaptı. Bunun için söylüyorum, burada bazı kimseler çıkmışlar, efendim cami yapmaya ne lüzum var filan gibi ileri geri konuşmuşlar, yanlış sözler söylemişler. Cami Müslümanın canıdır. Cami İslami hayatın merkezidir. Cami toplum faaliyetlerinin kaynağıdır, odağıdır, ocağıdır. Onun için onun yapılması lazım. Evet aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasihati kulağınıza kıta olsun, hatırınızda kalsın lütfen ve İslam'a, Müslümanlara faydalı olmak için ne yapmak gerekiyorsa yapın. Efendim mazluma, mazlum olduğu için yardım edin, zalime zulmünü engelleyerek yardım edin, açları doyurun, çıplakları giydirin, efendim İslam'ı bilmeyen şaşkınları doğru yola çekmek için çalışın, efendim irşat müesseselerini destekleyin, irşat eden efendim kurumları, kuruluşları, efendim İslam'ı öğreten efendim teşkilatları üye olun, destekleyin, yardımcı olun, maddeten manen efendim faydalı olmaya, böylece siz de katkıda bulunun. Şimdi biz ülkede tabii faydalı olmanın çok çok çeşitli yolları var. Biz faydayı üçe ayırıyoruz. Bizim grubumuz İskender Paşa grubu cemaati zümresi olarak üç çeşit fayda var diyoruz. İnsanın kafasında düşündüğü zaman yaptığımız faaliyetleri bu üç faydayı efendim düşünerek yapıyoruz. Birinci fayda maddi faydadır. Yani açsa doyurursun. İşte camimizin altında yemekhane var. Efendim kandil gecelerinde, bayram günlerinde orada kardeşlerimiz ziyafet verirler. Herkes davetli gelir bedavadan. Etleri, efendim tatlıları, efendim bilmem zerdeleri, pilavları yerler. Afiyet olsun, helal olsun. Yiyenlerden Allah razı olsun, yiyenlere feyiz bereket olsun, ibadete kuvvet olsun, yedirenlerden Allah razı olsun, sevapları, ecirleri bol olsun, Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref edesin. Şimdi bu maddi fayda. Maddi fayda bir. Başka, efendim ikinci fayda, içtimai fayda. Yani bazen bir şeyi, bir faaliyeti yapalım mı, yapmayalım mı diye düşünüyoruz. Yapacağız. Efendim çok masraf gidecek, çok para harcanacak. Ama ne yapalım? Para harcanacak, para kazanmıyor, kurtarmıyor. Efendim, şimdiki tabirle karlılığa rant diyorlar. Rentable değil, yani kar getirici değil. Verdiğinden fazlasını alamıyorsun, paralar gidiyor boyuna. Mesela nedir? Efendim, bizim dergi yayınlarımız, radyo yayınlarımız, televizyon yayınlarımız, bunlar masraf yiyen müesseseler. Ama biz düşünüyoruz, bunları dinleyen kardeşlerimiz memnun oluyorlar, efendim zevkle dinliyorlar, teşekkür ediyorlar, telefon açıyorlar, Allah razı olsun diyorlar. Efendim eğitim oluyor, bilgi gelişmesi oluyor. Bizim müesseselerimiz bir mektep, bizim mektep müesseselerimiz bir efendim ekol. Bizim yolumuz elhamdülillah başkalarına ışık tutan, gündemi meydana getiren bir ilim irfan kaynağı. Tabii para gidiyor ama biz bunu yapıyoruz. Neden? Çünkü burada içtimai faydalılık var. Masraf var, zahmet var ama içtimai bakımda faydalı var. Bu da ikinci fayda. Bir de üçüncü fayda var. En yüksek fayda da bu. Manevi fayda. Sevap yani. Bir şeyi yapıyorsun, efendim masraf oluyor. Elden para gidiyor. Efendim paralar tükeniyor. Efendim geriye bir geri gelen karı yok vesaire yok. İçtimai bir şey de efendim karlılık da şey yapmıyorsun ama yaptığın zaman sevap var. İşte o sevaplı işi de yapmak lazım. Hatta sevabı kazanmak için insanlar ne yapıyor? Dedelerimiz ne yaptılar? Canlarını verdiler. Yani insanın en kıymetli, en aziz varlığı canıdır. Onu da verdi mi nesi kalacak? Bir şey kalmıyor. Canını veriyor insan. Neden? Sevabı kazanacağım, şehit olacağım, cennetlik olacağım diye. Siz bu imanı kaldırın bu milletten, bak ne savaşır, ne hayır yapar, ne işe yarar, ne hayırlı olur. Yani insanı hayırlı insan yapan efendim bu işte bu iman, İslam. İslam'ın bu duygusu. Şimdi bazıları belki bunu saflık olarak düşünüyor. Canım bu 20. yüzyılda herkes menfaatini düşünürken bunlar da tutmuşlar Allah'ın safları,
Efendim kesenin ağzını açmışlar hacı babalar, hoca efendiler. Boyuna masraf ediyorlar filan. Hiçbir karlı tarafı yok bu işin. Hatta sonunda zahmetler var, meşakkatler var. Hatta bazen itilip kakılıyor, horlanıyor, damgalanıyor, karalanıyor. Hatta bazen ucunda efendim hapsedilmek oluyor. Daha başka şeyler oluyor. Geçtiğimiz devrelerde asılanlar, kesilenler olmuş. Ama gene yapılıyor. Neden? Sevap var. Sevap var diye. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerin, Müslümanlara maddeten faydalı olmaya çalışın, içtimai yönden faydalı olmaya çalışın, manevi bakımdan faydalı olmaya çalışın, sevap kazanmaya çalışın. Şimdi tasavvuf denilen güzel ahlak yolunun, cennet yolunun, evliyalık yolunun çeşitli tariflerini yapmış Evliyaullah, büyük alimler, büyük tasavvuflar. Bunları toplamışlar kitaplarının başında. Tasavvuf hakkında bilgi veren bir kitabı aldınız mı mutlaka başında bilin ki birinci bölümü tasavvuf nedir? Tasavvufun tarifi gibi bir şeyle başlar. Tasavvufun çeşitli tarifleri var. Bu Mevlana'nın yolu, bu Yunus'un yolu, bu mübareklerin hali, efendim bu tarihteki bu herkesin kalbini kazanmış insanlar bu yolda gitmişler. Nedir bu tasavvuf yolu? Büyüklerden bir tanesi şöyle tarif etmiş. Tasavvuf yar olup bağır olmamaktır. Gülü gülzar olup har olmamaktır. Bakın ne kadar güzel hem şiir hem de ne kadar güzel bir şeyi anlatıyor hem de ne kadar fedakarlık ifade ediyor. Ne kadar diğer binlik ifade ediyor. Ne kadar efendim asil bir duygu. Tasavvuf yar olup bağır olmamaktır. Tasavvufta dostluk var, yar olmak var, dost olmak var, sevmek var, arkadaş olmak var, komşu olmak var. Yar olmak var ama bağır olmak yok. Bağır ne demek? Farsçada yük demek. Bağır-ı giran diyoruz. Efendim eski şiirlerde geçer. Efendim bağır-ı giran ağır yük demek mesela. Yar olmak var, bağır olmak yok. Yani mutasavvufsa bir insan, derviş de tasavvuf ahlakını kazanmışsa, tasavvuf terbiyesi almışsa yük olmayacak. Başkasının sırtından geçinmeye kalkışmayacak. Başkasını sömürmeyecek, başkasının efendim menfaatini sömürmeye kalkmayacak, efendim parazit olmayacak, asalak olmayacak, efendim yük olmayacak. Aksine efendim tasavvuf yar olmak var olmamaktır. Aksine ona fayda verecek. Nereden çıkmış tasavvuftaki bu şey? Bu tasavvufta nereden çıkmış? Bazıları diyor ki Peygamber Efendimiz zamanında tasavvuf var mıydı? Vardı tabii işte bu. Bakın bu hadis-i şerif bu tasavvufların kaynağı işte bu tasavvuflar. Onun için yar olup var olmamayı düşünmüşler. Sizden biriniz bir Müslüman kardeşine faydalı olmaya güç yetirebiliyorsa faydalı olsun. İşte faydalı olmayı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Demek ki hadis-i şerifte tasavvuf var, Kur'an-ı Kerim'de tasavvuf var, İslam'da tasavvuf var ki bu hadis-i şerifin uygulaması bu tasavvufta yar olup bar olmamak diye tezahür etmiş. Tekke yapmış, aş çıkartıyor, fakirler yiyor. Fakirler yiyor da yiyen sofraya oturuyor, yiyor, doyuyor, elhamdülillah diyor da bu değirmenin suyu nereden geliyor diye hiç düşünmüyor. Halbuki sen dışarıda hadi bakalım bir yere git de bir öğün yemeği bedava ye. Yiyemezsin, vermez, parasını ister yersen garson başına dikilir, şu kadar para der, bir fatura getirir. Yani bu karşılıksız vermek nereden? Tasavvuftan. Şimdi bir de çıkarmışlar, efendim geçtiğimiz Ramazan'da da bir sürü aleyhte yazdılar, çizdiler utanmadan, arlanmadan, efendim attılar, tuttular tasavvufun, tarikatın, zikrin aleyhine, efendim halbuki veriyor, daima faydalı oluyor. Yük olmamayı amaçlıyor. İyilik yapıyor. İyiliğini saklamayı amaçlıyor. Bunlar da boyuna onları kötülemeye çalışıyorlar. Zaten o eyvallah diyor. Yani kötülersen kötüle aldırmıyor ama ayıptır. Yanlıştır. Yanlış olan bir şeyi yapmamak lazım gelir. Nice büyük zenginler var. Dervişler var. Milyoner, milyarder. Efendim yoksulları evlendiriyor. Efendim çeyizini hazırlıyor gelinlerin. Fakirlere iş sahası buluyor, efendim bilmem dükkanından metrelerle kumaşlar her gelene üçer metre beşer hasenat veriliyor, her türlü hayır yapılıyor. Bunları hiç nazar dikkate almıyor da falanca adam şöyle etmiş, filanca adam böyle etmiş diye iki tane uydurma misali
efendim şey yapıp mübarek tasavvuf yoluna, takva yoluna, ihsan yoluna, iman yoluna, ihlas yoluna çatıyor. Tasavvuf yar olup var olmamaktır. Dost olacak, yük olmayacak. Aksine kendisi kesesinin ağzını açacak, yardımcı olacak, faydalı olacak. Eğer parası yoksa bedenen hizmet edecek. O da beden cömertliği. Cömertlik üç çeşit diyor büyüklerimiz. Mal cömertliği. Malın vardır, götürürsün, fukaraya verirsin. Aferin. Bak şu kadar, şu kadar çuval efendim verdi. Şu kadar paralar, milyonlar falancaya verdi. İşte falanca aile fakirdi de zenginin birisi geldi, ona mütevazi bir ev alıverdi. Otur burada kardeşim, bize de dua et dedi. Ha bak, mal cömertliği. İkinci cömertlik nedir? Ten cömertliğidir. Yani adamın parası pulu yoktur da hizmet ehlidir. Yoksuldur ama efendim İslam'a öyle güzel hizmet eder ki veya Evliyaullah'a, büyüklere, mübareklere, hastalara öyle güzel hizmet eder ki aklın durur. Hayran olursun, bak maşallah dersin. Ne kadar güzel hizmet etti. Şimdi mesela bizim rahmetli Valide Hanım'a yıllarca Allah rızası için ihvanımızdan bazıları ne kadar güzel hizmetler ettiler, baktılar, yıkadılar, şey yaptılar, efendim, duasını aldılar, sevap kazandılar yani. Demek ki bazen de hizmet, yani vücutla koşuşturmak, efendim, o da bir çeşit cömertlik, buna da ten cömertliği deniliyor. Mal cömertliği, ten cömertliği, vücut, vücudunu hizmete vakfediyor, koşturuyor, çarşıdan, pazardan alıyor veya ortalığı silip süpürüyor veya bir işi görüyor. İş görecek, koşturacak insana da ihtiyaç var. Şimdi buraya bir hoca gönder hocam dediler bana. Tamam dedim, yaşlı bir kimse göndereyim. Aman hocam dediler, çok da yaşlı olmasın, koşturacak kimse de lazım. Yani koşturması, koşturacak kadar da canlı olsun dediler. Demek ki ten cömertliği de gerekli. Evet, birinci cömertlik mal cömertliği, ikinci cömertlik ten cömertliği. Üçüncü cömertlik nedir? En yüksek cömertlik. O da can cömertliğidir. Şehitlerin cömertliği. Şehit Allah yoluna canını veriyor. En kıymetli varlığını veriyor. Bir gül bahçesine, girercesine savaşa giriyor. Efendim alkanlara boyanıyor. Efendim ondan sonra yerlere yatıyor. Ruhu cennete uçuyor. İlk damlası yere damlarken cennetteki makamı gösteriliyor. Cennetlik oluyor. Gülerek gidiyor. Gül bahçesine, girercesine gidiyor ahirete. O da can cömertliği tabi. İman etmeyen kaçar. İman etmeyen askerden kaçıyor. Kaytarıyor. Kendisini hasta gösteriyor. Efendim çaresini buluyor. Rüşvet veriyor. Allem ediyor. Kallem ediyor. Sahte rapor alıyor. Ama mümin insan canını vermeye koşturuyor. Allah yolunda efendim cihada gidiyorum diye severek gidiyor. O da tabi can cömertliği. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri böylece ahirette onlar çok memnun ediyor da imanlı olanlar bunların kıymetini anlar. İmanlı olmayan anlamıyor ve çatıyor. İslam'a çatıyor, imana çatıyor, Müslüman'a çatıyor. Efendim İslam'ı söndürmeye çalışıyor, imanı söndürmeye çalışıyor. Bu niye benzer? Efendim yani ne bileyim, aydınlık bir yerde ışığı söndürmeye benzer, karanlık hale getirmek. Kışın efendim yanan bir şeyi ısıtan bir kaynağı söndürüp herkesi dondurmaya benzer. Efendim yağmuru engellemeye benzer. Yağsa ortalık yeşerecek, yağmayınca kuraklık oluyor, bitkiler sararıyor, hayvanlar susuzluktan ölüyor. Yani kimisi Allah için çalışıyor, kimisi de şeytanın hizmetinde. Allah şerlilerin şerrinden korusun. Üç hadis okumak adetimiz olduğundan ikinci hadise geçiyorum. Efendim ikinci hadis-i şerif yine Müslim min rivayeti, İmam Müslim hadis alimi, efendim Sahih-i Müslim'de yazmış. Men delle ala hayrin felehu mislu ecri failih. Bu ne demek? Birinci hadis-i şerifle biraz da irtibatlı. Kim bir hayrı işlemeye kılavuzluk ederse, vesile olursa, sebep olursa, yol gösterirse, felehu mislu ecri failih, o hayrı bizzat yapan kimsenin kazandığı sevap kadar vesile olana da sevap verilir. Çünkü delalet etti, kılavuz oldu, o da sevap kazanır. Demek ki insan doğrudan doğruya kendisi hayır yapamasa bile birisini o hayrı yapma teşvik ederse, o hayrı gösterirse, bak burada bir hayır var, bunu yapsan çok sevap kazanırsın kardeşim derse,
Ötekisi de o işi yaparsa bu beriki söyleyen insan da aynı sevabı alıyor. Demek ki insan diliyle bile sevap kazanabilir. Diyelim ki bir cami yaptırmak istiyor bir semtin ahalisi, gecekondu muhiti, hiç cami yok civarda, zavallılar efendim, işte camisizliğin sıkıntısını çekiyorlar. Birisi geliyor bir zengine diyor ki, bizim mahallede cami yok efendim, siz hayır hasenat sahibisiniz, lütfetseniz de bir yeri efendim cami yapıverseniz diyor. Zengin de peki kardeşim, hay Allah razı olsun, memnun oldum, göreyim bakayım mahallenizi diyor. Kalkıyor gidiyor, tamam şurası uygundur, oraya bir cami yapıveriyor. Şimdi camiyi yapan tabi sevabı alıyor. Ama cami yapılsın diye vesile olan da sevabı alıyor. Bizim Ankara'da efendim oturduğumuz semt Merkez Bankası evleriydi. Mimar her şeyi düşünmüş. Koca efendim dönümlerce araziye Merkez Bankası memurları için kooperatif kurmuşlar. Evler yapılmış, bahçeli bahçeli villalar, güzel güzel planlar yapılmış, uygulanmış. Dinlenme parkı var köşesinde. Efendim çarşı pazar yeri var, çeşit çeşit dükkanlar şöyle U harfi şeklinde sıralanmış. Sinema yeri var, sığınak yeri var. Biz oraya gittik, her şey var. Camisi yok, cami yeri yok. Mimar bu adamlar için, bu aileler için bir ibadet yeri lazım diye düşünmemiş. Yer yok. Sonunda efendim orada bir cami oldu. Evlerden bir tanesini aldık. Efendim kocaman güzel bir cami oldu. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Ne oldu şimdi? Camiyi yapanlar da vesile olanlar da sevabı kazandılar. Eğer oraya mimar bir cami yeri koysaydı, başkaları delalet etseydi, onlar sevap alacaklardı. Onlar yapmadılar. Sonradan gelenler yaptılar. Sevabı onlar aldılar. Demek ki mesela diyelim ki fakirin birisi. Mahallesinde çok yoksul birisi var. Bir zengine gidiyor diyor ki bizim mahallede bir fakir aile var. Ölüyor açlıktan. Benim param yok, yardım edemiyorum. Göster onu bakalım hangi evde oturuyormuş. Zengin arabasına atlıyor gidiyor. Pirinçler efendim, etler, kavurmalar, sucuklar, pastırmalar efendim dolduruyor. Götürüyor o eve şey yapıyor. Hemen hepsini boşaltıyor. Evde bir şenlik, bir bayram, bir efendim sevinç. İşte elhamdülillah çocuğun yüzü gülüyor. Kimisi sucuğa sarılıyor, kimisi pastırmaya. Bir memnun oluyorlar. Şimdi bu zengin epeyce bir sevap kazandı. Tamam. Ama bu sevaba delalet eden kim? Onu söyleyen falanca şahıs. Tamam. Hayra delalet eden de efendim onu işleyen kadar sevap alır diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki maddi imkanımız olmasa, kendimiz yapamasak bile hayırların yapılmasına kılavuz olmalıyız. Delalet etmeliyiz. Vesile olmalıyız. Yol göstermeliyiz. Bu da sevap. Bu en çok yöneticilerin efendim kulak vermesi gereken bir hadis-i şeriftir. Mesela bir insan büyük bir makama geliyor, mevkiye geliyor, yüksek bir dereceye çıkıyor. O makamın kendisine sağladığı birçok imkan var. O imkanları hayra kullanır da birçok hayırın yapılmasına vesile olursa sevap alır. Birçok hayırın yapılmasını engellerse makamına dayanarak o zaman da pek çok günah yüklenir. Allah aklını başına toplamayı nasip etsin bütün insanlara. Efendim hayırlı işler yapmasını nasip etsin. Ama bazısı yapmıyor hayırı. Aksine hayırı engelliyor, çelmeliyor. Neden? Allah bazı insanlara iyilik yapmayı nasip etmiyor. Yüzü kara olduğundan, Allah'ın sevmediği kul olduğundan, şeytanın esiri olduğundan Allah ona hidayet vermiyor. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah zalimlere hidayet vermez. Zalim olduğundan hidayet vermiyor. O da hayırlı işi yapamıyor. Allah o duruma düşürmesin. Efendim, üçüncü bir hadis-i şerif daha eklemek istiyorum, üç olsun diye. Hemen sayfadan bir hadis-i şerifi okuyacağım. Men zekerallaha fâdat aynâhu min haşyetillâh hattâ yusîbel arda min dumû'ihi lem yu'azzibhu yevmel kıyâme. Efendim, Hakim Müstedrek'inde rivayet etmiş bu hadisi. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, men zekerallah, kim Allah'ı zikrederse, yani Allah Allah derse, la ilahe illallah derse, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, hasbiyallah, neyse yani çeşitli zikir kelimeleri var. Veyahut ya hayyu ya kayyum, ya Allah, efendim subhanallah ve bihamdihi, subhanallah lazim, ya Allah'ıma sallallahu aleyhi ve seyyidine Muhammed, neyse zikirlerin pek çok çeşitleri var. La havle ve la kuvvete illa billah. Tamam, kim Allah'ı zikrederken tefadat aynahu,
iki gözünde yaşlar birikip de gözlerinden yaşlar taşıp yerlere dökülürse efendim nereden? Min haşyetillah. Allah'tan korktuğu için benim halim nice olacak, iyi kulluk yapamadım, yarın beni Allah mahkeme-i kübrada hesaba çekerse ben ne cevap vereceğim, aman Allah'ım beni affet ya Rabbi diye efendim Allah korkusundan gözyaşlarını dökerse zikrederken, hatta yusibel arda min dumu'ihi, yerlere böyle gözyaşları inci taneleri gibi saçılırsa, damlarsa, yere değerse, lem yu'azzifu yevmel kıyame, Allah o ağlayan kulunu Allah korkusundan zikrederken, ağlayan kulunu efendim yerlere gözyaşları saçılan kulunu kıyamet günü azaba uğratmaz. Affettim seni, sen gözyaşlı, benden korkan, beni zikreden bir efendim takvalı, haşyetli, iyi bir Müslümandın diye Allah onu azaplandırmaz. Efendim cehennemine atmaz, cennetine sokar. Bu da bunun gibi yüzlerce hadisi şerif var. Zikrullah'ın kıymetini, takvanın kıymetini, Allah'tan korkmanın kıymetini gösteren hadis-i şerifler. Şimdi bu münasebetle söyleyeyim hemen. Bazı kimseler zikre karşı, bazı kimseler Allah'tan korkmaya karşı. Peki yani polisten korkuyor, mahkemeden korkuyor, kırmızıda geçerse trafik cezası yiyeceğinden korkuyor, kazadan korkuyor, hastalıktan korkuyor, AIDS'ten korkuyor, vesaireden korkuyor, efendimaktan korkuyor, kadın hamile kalıp doğum yapmaktan korkuyor. Çeşit çeşit korkular var yani. Bunların hiç kimse birisine bir şey demiyor. Allah'tan korkmaz mı insan? Allah kendisine asi olanı cezalandıracak. Efendim, onun karşısına çıkanlar var, zikrin karşısına çıkanlar var. Bunların temelinde ne yatıyor? Hadis-i şerifleri bilmemek yatıyor. Dinini bilmiyor. Sadece kulaktan dolma birkaç malumat var. Din hakkındaki düşünceleri kafasındaki şöyle 3-5 malumattan başka bir şey değil. Yalan yanlış. Yalan yanlış, yalancı gazetelerin yazdığı yanlış bilgilerle bilgilenmiş. İslam'ı doğru bilmiyor. İslam diye bildiği kendisinin sapık görüşleri onu İslam sanıyor. Bir de hakiki Müslümanları beğenmiyor. Kur'an'ı beğenmiyor, hadisi beğenmiyor. Öyleleri var ki hadis okuyorsun olmaz öyle şey diyor. Ayet okuyorsun benim aklım öyle şeyi almaz diyor. Almıyor hakikaten, dar olduğundan aklı almıyor. O şeyin yanlış olduğundan değil. Alim olan onun o ayetin kıymetini biliyor. O hadisin kıymetini biliyor. Cahil olan reddediyor. Ama cahilliğinin farkında bile değil. Başka yerlerden diploma almışsa efendim kendisini allame sanıyor. Halbuki öyle değil. Zikrin karşısında halbuki hadiste Kur'an'da zikir var. Efendim haşyetullah'ın karşısında, takvanın karşısında halbuki Allah'ın Kur'an'da en çok tavsiye ettiği şey havfullah, haşyetullah, Allah'tan korkup iyi kul olmak, hizaya gelmek, yanlış işi yapmamak, Allah'ın emirlerini çiğnememek, yasaklarını işlememek. Bunların hepsi önemli şeyler. Burada yine tasavvufun zaferini görüyoruz. Tasavvuf zafer kazanıyor bu hadisleri okudukça. Yani gözyaşı dökmek, zikretmek, zikrederken heyecanlanmak, aşık-ı sadık olmak, efendim ne kadar kıymetli insan cehennemde yanmayacak, Allah'ın sevgili kulu olacak, cennete girecek, cemaline, efendim lütfuna, iltifatına, efendim selamına mazhar olacak. Ne kadar güzel. Allah-u Teala Hazretleri bizi eğriyi, doğruyu bilip, anlayıp, ayırt edebilecek meziyete sahip eylesin. Aldananlardan, şaşıranlardan veya aldatıcıların, kandırıcıların, sahtekarların aldatmasından etkilenmeyecek kadar basiretli Müslüman eylesin, arif Müslüman eylesin, efendim ferasetli Müslüman eylesin, hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip eylesin, Allah'ın sevdiği işleri, Resulullah'ın beğendiği işleri yapmayı nasip eylesin, Allah'ın sevmediği işlerden, günahlardan, haramlardan uzak durmayı nasip eylesin. Evet, günahları işleyenler neden işliyorlar? Zevkli olduğundan işliyorlar. İçki zevkli, kumar zevkli, heyecanlı, efendim daha başka günahlar saymaya utanıyorum. Onların da kendilerine göre keyifleri, zevkleri falan var ama sonunda azap olan efendim işler. Güle güle günah işleyen ağlaya ağlaya azabını çekecek. Milyon kere, milyar kere pişman olacak. Allah bizi basiretli kul eylesin. Efendim günahlardan uzak duran, sevapları işleyen, sevdiği kullarından eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
sahrına gazabına uğramaktan korusun, yanlış yollara saptırmasın, sevdiği kul olarak yaşatsın, huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip etsin. Kıyamet günü mahşer yerine yüzümüz dolunay gibi, mehtap gibi nur saçarak varmayı nasip etsin. O da ne demek öyle? O nasıl varılır oraya derseniz, aklıma bir hadis-i şerif daha geldi bu zikirle ilgili olarak. 100 defa la ilahe illallah diyen kimse mahşer yerine yüzü mehtap gibi parlayarak, dolunay gibi nur saçarak gelir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için siz cahillerin sözlerine aldırmayın, Kur'an'a sımsıkı sarılın, sünnet-i seniyyeyi öğrenin ki neyin doğru neyin eğri olduğunu ancak o zaman fark edebilirsiniz. Tasavvufun hakikatini sezersiniz, takvayı anlarsınız. Efendim marifetullah'a erersiniz, aşkullah, muhabbetullah, Allah sevgisi, Allah aşkı gönlünüze yerleşir de o zaman evliya olursunuz. Allah size evliya eylesin, cennetiyle, cemaliyle, sevdikleriyle haşir eylesin. Sizin sevdikleriniz de sizin yanınızdan eksik etmesin. Çoluk çocuğunuzla, ana babanızla, dost ve akrabalarınızla, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Aziz ve sevgili hatta dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.